Merhaba arkadaşlar. Üçüncü ünitemizin son kısmı olan Before After ile karşınızdayım. Bugün Before After konusunu işleyeceğiz. Eğer bilmiyorsanız mutlaka not alın anlatırken. Şimdi gelelim Before ile After'ımıza. Before önce demekti. After da sonra demekti. Bu kelimelerin lütfen farkını bilin. Before önce, after sonra demek, tamam mı? Yani den önce, den sonra demek. Şimdi before after cümlemizde genellikle bu sadece üçüncü ünitede yok. Birinci üniteyi, ikinci üniteyi hep bunu before after uyarlayabiliyorlar. Burada ne diyorlar? Şunu koymadan önce şunu koy ama orada da bisikletten önce şunu yap hani gibi ifadelerle her üniteyi uyarlayabiliyorlar. O yüzden sadece bu ünitede değil de bütün ünitelerde karşınıza çıkma ihtimali var. Ama sizin yapmanız gereken anlamlarını cümleleri okuyabilmek yani, tamam mı? Şimdi before ve after kendilerinden sonraki gelen cümleye anlamlarını katıyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi mesela before'un başta olması ya da ortada olması önemli değil, tamam mı? Siz ya da after için de aynı şekilde geçerli. Zaten ikisi bunlar kardeş, sadece anlamları farklı. Before'un başta olması ya da ortada olması önemli değil. İkisi de aynı anlamı veriyor. Siz sadece cümleye nasıl çevireceğinizi bulmanız lazım, tamam mı? Cümleyi nasıl anlama böleceğinizi bulmanız lazım. Şimdi ilk olarak bakıyorum. Before buldum, tamam mı? Şundan gideyim, daha kolay oluyor. Genelde böyle oluyor çünkü. Before ile after da. İkisi için de geçerli bu anlattıklarım. Şimdi before örneği olduğu için before üzerinden anlatıyorum. Before'u buldum, tamam mı? Before'un her zaman ya da after'ın her zaman sağ tarafı çevrilir. Her zaman ilk olarak cümlenin sağını çevireceksiniz. Diyor ki sen karışımı döküyorsun. Bak sağ tarafındaki anlam bu. You pour the mixture. Karışımı dökmek, tamam mı? Karışımı dökmek diye çevirdim ben. Sonra before'u bu karışımı dökmek cümlesinin içine alıyorum. Karışımı dökmeden önce yağı sür. Tavaya yağ sür diyor. Tamam mı? Karışımı dökmeden önce tavaya yağı sür. Yani ben burada ne anlıyorum? İlk olarak yağı sürmem gerekiyor. Sonra karışımı dökmem gerekiyor. Cümle bana bunu anlatıyor. Tamam mı? İlk olarak neymiş işim? Yine cümlede before'ı buluyorum ya da after'ı buluyorum. İlk sağ tarafını çeviriyorum. Sonra cümleme before ve after'ı anlamını katıyorum. Sonra da sol tarafını çeviriyorum. Aynı şey mesela şu alttaki cümle için de geçerli, tamam mı? Bak before buldum, ikiye bölüyorsunuz ya, before buldum. Sağ tarafını çevirdim. At eklemek demek. Bak diğerlerin anlamını bilmiyorum. Tamam, bilmediğimi varsayıyorum. Eklemek. Sonra before anlamı katıyorum. Eklemeden önce koy. Eklemeden önce soyulmuş sebzeleri tencereye koy diyor. Aynen öyle. Yani benim ilk yapmış işlediğim işlem ne? Şu birinci işlem, şu da ikinci oluyor. Aynı şekilde after için geçerli. Mesela burada before olmasaydı da after olsaydı, tamam mı? After yazdığımı varsayın. Çeviriyorum. Eklemek. After ya burası artık. Before değil. Tekrar söylüyorum. After gibi yazdığımı varsayın. Ekledikten sonra soyulmuş sebzeleri koy diyor tencereye. Tamam mı? Eklemek. Son after'ı içine katıyorum. Ekledikten sonra. Aynı şekilde burada. Eğer before yerine after olsaydı döktükten sonra yağı sür demiş olurdum. O zaman sıralar değişiyor işte. O yüzden before after'ı cümleye çevirirken önemli, tamam mı? Şimdi birlikte bununla alakalı bir soru çözeceğiz. Bakalım anlamış mıyız konuyu. Before after önemli. Devam ediyorum. Şimdi bak karşımıza genelde sorular böyle geliyor, tamam mı? Yanlış hatırlamıyorsam hatta TEOG'da böyle bir soru gelmişti, TEOG zamanında ama yanlış hatırlamıyorsam, tam da hatırlamıyorum. Şimdi bakıyorum burada after var, tamam mı? Dedim ki after'la before'un başta ya da ortada olması önemli değil. İkisinde de aynı işlemi yapacaksınız. After'ı bulup sağ tarafı çevireceksiniz önce. Bak yağı ısıtmak. Hadi bunun anlamını bilmiyorsunuz. Yukarıda bu cümleyi bulun. Bak buluyorum. Heat the oil, buldum. Değil mi? Sonra neydi? After'ı cümleye katıyorsun. Isıttıktan sonra ne yapacağım? Bak ısıtmak buradaysa ısıttıktan sonrayı bulacağım yani. 3 numara. 3. adım beni ilgilendiriyor. Ne diyor? Dilimlenmiş sosisleri tavaya ekle. Bakıyorum sosisler nerede? Ha burada. A şıkkı. Yani cevabım A olmuş oluyor. Hiç soruyu o kadar uzun uzun okumanıza gerek yok. Before olsaydı o zaman ısıtmadan önce. O zaman ne yapacaktım? Şu birinci adıma bakacaktım. Isıtmadan önceyi söyleyecekti. Tamam. Burada bir kelime tekrar yapalım. Proses, süreç, işlem demek. Yemek yapılma kısmı.
Ingredients malzemeler demek. Buradaki şuradaki enjoy afiyet olsun anlamında kullanılır. Serve de servis etmek. Tamam mıdır? Şimdi bununla alakalı birkaç daha soru çözelim. Soru çözmeye devam edelim. Burada da zaten sorunun şeyini görüyorsunuz. Çözümünü zaten çok da açıklamıyor ama sorunun çözümünü görmüş oluyorsunuz. Şimdi bir tane daha soru var burada. Şu 9. soruya odaklanıyoruz, tamam mı? Şu 9. soruya bakıyoruz. Şimdi 9. soruda bak before var bu sefer. Gördünüz mü? Neydi ilk işim? Before'un sağ tarafını çevirmekti. Bak hiç yukarı okumadım ha. Bir şey var ama önce soruyu okumak lazım. Her zaman soru. Diyor ki şeker eklemek bak. Hadi anlamını bilmiyorsan şu cümleyi yukarıda bul. Şeker eklemek. Bak buluyorum. Bulacağım şimdi. Bir dakika. Ha şurada. Şeker eklemek. Gördünüz mü? Altını çizdim. Tamam. Before neydi? Kendisinden anlamı sonraya katıyordu. Eklemeden önce demek ki benim için bak eklemek buldum. Sonra önceyi soruyor. Demek ki öncesinde de şu adım var. Aynı şık hangi şıkta var bakın. Eklemeden önceki adım soruyor. Tabii ki de C şıkkında var. Kopyala yapıştır. Cevabım C olmuş oluyor. Aynı şekilde şey olsaydı, after olsaydı orası, o zaman ekledikten sonraki adımı bulacaktım. Yani boil olurdu o zaman da. Maalesef boil seçeneklerde yok. Ya da cevabım Bursa'da olabilirdi. Feel oven proof dessert cups with the hot mixture diye. Şimdi bir de gelelim şu 10. soruya. 10. sorunun after before'la bir bağlantısı yok ama şurada PS denen bir kısım var. Bunu birinci ünitede anlatmıştım aslında. PS dipnot demek, tamam mı? Yani eğer davetiye kartlarında çıkıyordu birinci ünitede. Eğer bir böyle kartın üstünde PS varsa, dipnot varsa mutlaka onunla alakalı bir soru vardır. Bunu unutmayın. Diyor ki burada daha iyi bir tat için fındık parçalarını serpiştirin diyor. Bakıyorum bak. Eğer sen bir şey yaparsan delicious olur. Delicious'ın eş anlamlısı tasty'di. Lezzetli demekti. Lezzetli olur. Peki lezzetli olması için ne yapmam lazımmış benim? Fındık parçaları serpiştirmem lazımmış. Yani cevabım ne oluyor o zaman burada? Bursa oluyor. Tamam mı? Kopyala yapıştır gibi. İşte ama önemli olan zaten sorunun çözüm mantığını bilmek. Diğer türlü çok kolay yapabilirsiniz bunu da. Evet çocuklar. Şimdi bir de şurada 7. soruyu görüyorsunuz. Tamam mı? Bir de 7. soruyu çözelim beraber. Şuradaki 7. sorumuz. Şimdi ilk önce işimiz neydi bizim? Soruyumuzu okumaktı. Is not diyor. Hangisinin cevabı yoktur diyor yani tarifte. Proses buradaki işleminden bahsediyor. Yukarıda malzemelerini anlatmış. Bir de şuraya yazdığım kelimeleri lütfen defterinize not edin. Şimdi neden olduğunu anlatacağım. Şimdi A şıkkına bakıyorum. How much ne kadar demek? Diyor ki ne kadar bala ihtiyacımız var. Burada bir kere bunun cevabı var mı? Var. Bir kaşık bala ihtiyacım var diyor. A'nın cevabı var gidiyorum. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Bak after'lı soru gördünüz mü? After'ın ilk önce sağ tarafını çeviriyordum. Squeezing a lemon. Limonu sıkmak. Bunu çevirdim. Sonra ne yapıyordum ben? After'ı cümlemin içine katıyorum. Limonu sıktıktan sonra next step ne demek? Heh. Şuraya yazdığım kelimeler onlar işte. Next step dediğim şey sonraki adımdan bahsediyor. Following step de sonraki adım demek. Previous step de önceki adım demek. Tamam mı? Limonu sıktıktan sonraki adım bak. Limonu sıkmak burada. Gördünüz mü? Aynı cümle burada. Sonraki adımda ne yapıyormuşum ben? Limon suyunu döküyormuşum. Demek ki bunun da cevabı var. C şıkkı. Which kitchen tools should we use to make it? Hangi mutfak aletlerini kullanıyoruz? Kitchen tools mutfak aleti demekti. Hatırlayın diğer videolardan. Burada zaten peel bıçak kullandığını anlatmış gibi olmuş. Bowl kase demek. Bunlardan zaten bahsetmiş. O zaman C de gitti. How long soru kalıbını lütfen bilelim. How long ne kadar süre demek? Onu yapması ne kadar süre olur? Tamam siz burada meyve salatası yapacaksınız. Peki bu meyve salatasının ne kadar sürede yapacağının bilgisini bana vermiş mi? Hayır, vermemiş. O zaman bana bilgisini vermediği bir şeyi yapamam. Cevabım ne olmuş oluyor burada? D şıkkı olmuş oluyor. How long'u unutmayın. Zaman uzunluğunu ölçer. Bir şeyin ne kadar sürede yapıldığını anlatır. Tamam mıdır? Evet, bu videomuzu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda da farklı soru tarzları çözerek orada beraber oluruz, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum ve videoyu bitiriyorum.